Hiçbirisini izlemedim. Gerçekten mi? Ya, hayır, izlemedim. Yani izlemedim çünkü bunları çok magazinel buluyorum. Ülkenin yönetim tarzının doğal sonuçları olarak değerlendiriyorum. Daha da iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bundan çok çok daha beter. İtiraflar, ifşalar, aile içi kirli çamaşırların kamuoyu nezdinin önünde yıkanmasını bekliyorum. Çünkü bunlar yeni olaylar değil. Yani bu bugün ülke gerçekten öyle keyfi bir yönetimle karşı karşıya ki milyonlarca insan bir suç örgütü liderinin aile içi kavgalardan sonra ortaya çıkardığı, ortaklık yaptığı insanların pisliklerini ortaya döktüğü ve bundan milyonlarca insanın ümit devşirmeye çalıştığı bir ortamla karşı karşıyayız. Bundan daha acı bir tablo olabilir mi? Elbette videoların hiçbirisini izlemedim. Ancak videolarla ilgili gazetecilik namusunu daha da muhafaza etme iddiasına sahip bu konuda gerçekten takdir ettiğim gazeteci arkadaşların yazdıklarını, özetlerini okudum. Ama hiçbir videoyu izlemedim, takip etmedim. Buna prim verilmemesi gerektiğini bir taraftan düşünürken, diğer taraftan bu kişinin Abu Dhabi'de veya başka nerede yapıyorsa, Dubai'de ortaya attığı iddiaların zaten Türkiye'de önemli bir bölümü bilinir meseleler. Sadece bunların hiçbirisi soruşturulmuyordu, bunların üzerine gidilmiyordu ve şu anda bunlarla geçmişte ortaklık yapan veyahut da bunların yine bir bölümüyle o ortaklığı sürdüren insanların TRT'yi de özel kahvehanesine çevirdiği, özel YouTube kanalına çevirdiği ve orada da aslında bir suçlu edasıyla kendisini savunmaya çalıştığı, bunu yaparken bile muhalefete, ona buna millete hakaret ettiği, itiraf ettiği suçların bile farkında olmadığı bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Çok acı. Bu gerçekten çok acı bir durum ama bunu sağlıklı bir biçimde analiz etmemiz lazım. Bu sonuç doğal bir sonuç. Asıl sebepleri üzerinde durmamız lazım. Demokrasiyi ezdiğiniz takdirde, hukuk devletini bu güç sarhoşluğu anlayışı içerisinde kimse bana hesap sormasın anlayışı içerisinde ortadan kaldırmaya çalıştığınız takdirde elbette o gücünüzü muhafaza etmek için arada doğan o gri bölümleri kullanan elbette mafya babaları da çıkacaktır, suç örgütleri de çıkacaktır, paralel devletler de çıkacaktır. Temelden daha doğal bir şey olmaz ki. Hukuk devletinin yerine siz hukuk devletinin yarattığı boşluğa mafyayı, suç örgütlerini doldurursanız ve maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum, devleti mafyalaştırma çabası içerisine girerseniz bu durumlarda şaşırmamanız gerekir. Şu anda tablo bu. Onun için bu vatandaşın örnekleri zaten ülkede iktidarın aynı zamanda ortaklara bakın, bunu da göz ardı etmeyelim. Ya birisi çıkıyor, iktidar ne diyor? Benim tarafımı tutmayan mafya liderine sen de karşı çık diyor. Hayır. Biz mafya düzeninin tamamına karşıyız. Bütün mafya liderlerine karşıyız. Bütün suç örgütü liderlerine karşıyız. Biz suç örgütü liderinin hangi partiyi, hangi ittifakı tuttuğuna bakmayız. Bu anlayışa karşıyız. Onun için bu yozlaşmanın kendisini sağlıklı bir biçimde analiz edip, bu yozlaşmanın neden kaynaklandığını ve tekrar ülkenin hukuk rotasına nasıl dönüştürüleceğini, dönülebileceğini ortaya koymamız gerekiyor ki o sebepten dolayı bugün Peker olur, yarın başkası olur, öbürsü gün başkası olur. Ben baktım, şu anda bakın bu arkadaşlarla ilgili ortada adı geçen 3 aktör var değil mi? Evet. Siyaset dışında. Bunların ortak özellikleri şu, hepsi zamanında suç örgütü liderliğinden dolayı yargılanmış insanlar. Ama dikkat ederseniz Soylu sadece birisinin üzerine gidiyor. Peki diğerleri kim? Diğerleri de bundan çok çok daha büyük suçlar işleyen, çok daha büyük cürümlerle de şu anda iddialarla karşı karşıya kalan insanlar. Bunlarla ilgili niye üzerinize düşeni yapmadınız? Çünkü niye? Ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki bunlarla ortaklık yapmak zorundasınız. Çıkıp açıkça geçmişte suç örgütü liderliğinden dolayı ceza almış, yıllarca cezaevinde yatmış veya bunun ötesinde bakın insan öldürmeyi azmettirmekten ömür boyu hapis cezası almış ve sadece ağır tahrik var gerekçesiyle cezası 19 yıla indirilmiş bir kişiye siz suç örgütü lideri vasfını göz ardı ederek kırmızı halı sererseniz
Ondan sonra bunların tabii ki içinden çıkamazsınız. Bunlarla boğuşup durursunuz. Bahsettiğiniz Mehmet Ağar herhalde değil mi? Yani şimdi bakıyorum Mehmet Ağar eski İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde Susurluk davasından 5 yıl hapis cezası almış. 1 yıl yattı. Ve bunlar kesinleşmiş cezalar. Bunun ötesinde bakıyorum şu anda iktidarın ortağının ortağı olan, iktidara en büyük desteği veren ve bu sebeplerden dolayı da insanları ölümle tehdit eden diğer bir kişiyle ilgili gazeteciyi yaralamayı azmettirmekten 3 yıl 4 ay, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekten 3 yıl 4 ay, bir borsacının arabasının kurşunlanması ile ilgili 10 yıl 10 ay, eski eşinin öldürülmesi olayında azmettirici olmasından dolayı 19 yıl 2 ay. Alaaddin Çakıcı. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Onun için ona Sayın İçişleri Bakanı çıkıp bilmem artık bu benim karşıma geçti. Artık bana tabi değil. Ortaklık bitti. Dolayısıyla herkes de bana destek versin. Niye? Ben terörle mücadele ettim. Terörle mücadele etmek senin görevin zaten ya. Senin görevin zaten. Hukuk içinde bunları yapmak senin görevin. Sen bir devlet memurusun. Haddini bileceksin her şeyden önce. Sabah tarafa kadar millete parmak sallayan, gelen geçeni tehdit eden bir anlayış içerisinde bu ülkeyi bu hale getirdi. Ondan sonra da çıkmış birileri bana destek versin diyor. Bakın bugün AK Parti içerisinde bile bir tane adam çıkıp da Süleyman Soylu'ya destek vermiyor. Niye? Çünkü gidişatı görüyorlar. O da bunu görüyor. Gördüğü için de meydan okuyor. İstifa etmeyeceğim diyor ve meydan okuyor. Ama yine tekrar işin başına geliyorum. Bunlar hepsi doğal sonuçlar. Bunların üzerinde durmanın bir anlamı yok. Tekrar ülkeyi özgürlükçü bir demokrasiye, tekrar ülkeyi hukuk devleti anlayışının egemen olduğu bir noktaya nasıl taşıyacağız? Bütün gündemimiz bu olmalı. Yoksa bunların gidici, AK Parti içerisinde de ben bakıyorum, bugün de birçok milletvekili arkadaşımla görüştüm. Gerçekten birçok insan kıvranıyor. Elbette çıkıp mücadele etmek. Ne diyorlar Sayın Vekil? Yani, samimi olarak soruyorum. Temel problem işte olayın tespitinde ve teşhisinde ayrışıyoruz. Onlara göre aslında Cumhurbaşkanı bunları istemez. Vatandaşın işte İçişleri Bakanı olan kişi şu anda bütün bu yanlışları gerçekleştiriyor. Halbuki öyle değil ki durum. Bunun asıl sorumlusu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Niye? Çünkü AK Parti'nin ilk önce bütün değerlerini tasfiye etmiştir. Bütün değerlerini süreç içerisinde inkar etmiştir. Bütün değerlerini tasfiye ettiği gibi o değerleri taşıyan herkesi de tasfiye etmiştir. Bugün AK Parti'nin kurucularından %90'ı sistemin dışında. Niye? Çünkü onlar değerleri taşıyan insanlardı. Bunların hepsini sen tasfiye etmişsin süreç içerisinde. Siz de ayrıldınız çünkü Adalet ve Kalkınma. Elbette ayrıldım. Niye ayrıldık? Çünkü niye ayrıldınız? Değerlerini, ilkelerimi partime tercih etmek durumundaydım. Hepimiz için çok çok daha değerli olan ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği söz konusu. Bir kişinin kendi bekasını ya tercih edecektim, ona hizmet edecektim veyahut da bu ülkenin hepimizin arzu ettiği, herkesin huzur bulacağı demokratik hukuk devleti hedefi doğrultusunda yol yürümesine hizmet edecektik ki o değerleri inkar eden arkadaşlara içeride verdiğimiz uzun süreçli mücadelede netice alamayacağımızı görerek artık çıkıp ülkenin geleceği, ülkenin bekası, gerçek anlamda ülkenin bekası söz konusu olduğu için bu anlayışla mücadele edilmesi gerektiği kanaatine vardım. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Tek başıma değil elbette. Şimdi bakın onun için asıl üzerinde durulması gereken bu noktaya...